Evet, günaydın sayın izleyiciler. Yeni bir ağır ekonomi programında ağır bir konuyu tartışmaya başlayacağız. Bir iki hafta belki bununla ilgileneceğiz, evet. Konuklar alarak da. Yeni popülizm konusu. Bildiğiniz gibi aslında dünyada büyük bir altüst oluş var. Yani teknolojik ilerlemelerden kaynaklanan büyük ölçüde teknolojik ilerlemelerin tetiklediği ama aslında itibariyle de toplumsal planda meydana gelen büyük bir altüst oluş var. Ben tabii biraz daha radikal tarafta olduğum için uzun zamandır kapitalizmin yıkılmakta olduğunu söylüyorum. Yani tam da bir arafta olduğumuzu ya büyük bir çöküşe, Mad Max dünyasıyla belki bir metafor olarak onu kullanmak mümkün, ya büyük bir çöküşe gideceğimizi veya bu düzeni, yani yeni bir dayanışmacı, işte bir kamusallık içeren bir yeni düzen kurulacağını ve bunun da işte Star Trek dünyası olarak tarif ediyorum daha çok yine benzer bir analojiyle. Bu böyle bir seçimle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Tabii bu altüst oluş dünyasında her şey altüst oluyor. Yani sadece ekonomik işleyiş, ondan sonra işte büyük servet eşitsizlikleri doğuran yeni bir sınıfların işte daha böyle yoğunlaşarak yükselmesi, uluslararası planda yeni güç dengelerinin oluşması falan değil. Aynı zamanda ülke içerisinde de siyasi hareketlerde dolayısıyla buna bağlı şey yapılar ve popülizm, özellikle de sağ popülizm, çok ön plana çıktı. Dolayısıyla biz bunu bir miktar tartışalım dedik. Çünkü bu Amerika'da özellikle Trump'ın iktidara gelmesinden sonra çok gündeme gelmiş bir konu. Çünkü Trump'ı iktidara taşıyan temel unsurlardan bir tanesi bu fikri sabit seçmen olgusuydu. Dolayısıyla bunu eğer anlayıp şey yapamazsak, bu fikri sabit seçmene ulaşamazsak bizim Trump'ı iktidardan gönderme şansımız yok diye düşünmüş. 2-3 yıldır bu konularda tartışmaya da başladılar ve bu giderek de genişleyen bir tartışma. Popülizm de bence bu kontekstin bir parçası aslında, evet. Popülizm tartışmaları. Dolayısıyla bunu bugün iktisadi temelini ele alıp konuşacağız. Daha sonra siyasi sonuçlarını da konuşacağız. Ama ben izin verirsen önce iki tane konuda böyle bir değinip çıkmak istiyorum. Bunları... Ki onlar da belki, ben biliyorum tabii. Evet. Bu popülizm uygulamalarının sonuçları olarak da düşünülebilir. Sonuçları, hatta belki tetikleyicisi olabilecek bir şey. Bir tanesi Forbes'ta bir yazı çıktı. Bu IBM'in blockchain uygulamasını artık bitirdiği ve uygulamaya koyacağına dair. İşte IBM yeni blockchain temelli küresel ödeme network'ü ilan etti. Bunu kullanmaya başlayacağını ilan etti. Stellar diye bir cryptocurrency var. Onu baz alarak şey yaptı. Bu tabii cryptocurrency'lerle ilgili de belki bir ara birkaç haftalık bir tartışma dizisi yaparız. O da çok abartılan konular da var. İşte yeni para, merkez bankalarını tasfiye edecek bilmem ne falan filan gibi gayet devrimci hayaller kuran arkadaşlarımız da var ama onun öyle olmayacağını belki de şey yapmak gerekiyor. Paranın toplumsal ilişki boyutunu ele alarak. Evet, ben bu konuda benim fikrim çok sabit. Üretim olmadan olmaz. Şimdi ama bu IBM blockchain'in şöyle bir önemi var. Onu belki işte eğer ayarlayabilirsek Asaf'la da konuşuruz. Çünkü Asaf'la bu konuları daha önce konuşmuştuk biz. Maçta yan yana bir kombinemiz vardı. Bir yıl boyunca sıkıcı maçlar olduğunda bu konuları konuşuyorduk. IBM Blockchain Worldwide diye bir isim koymuşlar. Bu 44 tane... Swift'in yerine geçebilecek. Yani Swift'i taca atıyor diyelim. Evet, anladım. Yani onu bu tabii önemli. Şey yapmıyor. Çünkü bu blockchain, yani cryptocurrency değil ama blockchain gerçekten çok devrimci bir teknoloji. Bunun iktisadi yansımaları da beklediğimizin çok ötesinde olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü işte bir yandan şeffaflık, bir yandan değiştirilemez sözleşmeler yazılma imkanı, işte bunların etkisi çok olacak. Ama tabii öte yandan da doğrudan takası oluşturabilecek bazı düzenlemeler bile yapılabilir. Yani uç noktalara gidildiğinde. Dolayısıyla para sistemlerini sarsacak bir mesele. Ama bildiğimiz gibi bu özellikle Bitcoin meselesinde çok net gözüktü. Eğer parayı ikame etmesi gibi bir şey düşünülecek olursa bunun yürümesi çok kolay değil. Çünkü paranın çok fazla fonksiyonu var. Sadece bir ödeme aracı değil. Doğru. O bakımdan. Ama şimdi gerekmiyor bu gerekmiyor.
Ama bu aynı zamanda uluslararası ödeme sistemini devrimci bir şekilde yenilemek için de büyük imkanlar tanıyordu. Fakat bu imkanlar Swift'in ortadan kalkmasını gerektiği için ve Swift'in ortadan kalkması da doların egemenliğini sarsacak bir gelişme olduğu için çok ciddi uluslararası iktisat ve siyasi sonuçları olabilir diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin senyoraj geliri ortadan kalkardı. Dolayısıyla o bütçe açığıyla hani aya varan bütçe açığıyla bütçe bir anda dünyanın enflasyonist yansımaları olurdu. Bir anda dünyanın en kötü ekonomik durumuna gelebilir. O tabii dünya ekonomisinde sarsacak bir gelişme olur aynı zamanda. Dolayısıyla BIS'te bu Swift'i ve doların hükümranlığını sarsmadan bu modernizasyonu nasıl yaparız diye 5 büyük banka BIS'in şeyinde yani Bank of International Settlement'ın yürütücülüğü çerçevesinde, moderatörlüğü çerçevesinde böyle bir ekip kurmuşlardı. Bu çalışmaya devam ediyor. Oradan bir açıklama gelmedi henüz. Ama bu IBM Blockchain şimdi yeni bir durum yaratıyor, fiili bir durum yaratıyor ortada. Çünkü 44 tane currency, 44 tane para birimi ve ilan ettiklerine göre de işte uluslararası ödeme, clearance yani takas yapıyor ve settlement yani anlaşmayı sağlıyor. Dolayısıyla bu aslında Swift'in aracıyla gerçekleşen üç önemli fonksiyonu gerçekleştirebileceğini söylüyor. Şimdi bu bu sistemi kullananlar açısından büyük bir avantaj yaratacaktır. Çünkü son derece süratli. Yani anlık çünkü sonuçta bir yerden bir yere para göndermek yeri geldiğinde 1-2 gün sürebiliyor. Belki maliyetsiz. Maliyeti de çok yüksek oluyordu. Bunun dolayısıyla maliyeti de çok düşük olacak falan. Dolayısıyla böyle bir hikaye var. Bunu henüz ben de detaylarını bilmiyorum. Bu yazıyı benim çok sevdiğim bir arkadaşım aynı zamanda akrabam Erol Lengerli gönderdi. Onunla çok konuşuyorduk bu konuda. IBM'in üst düzey yöneticiliğini yapmış zamanında falan bir arkadaşımdır. Ona da teşekkür edeyim buradan beni haberdar ettiği için. Bunu Asaf'la bir konuşalım. Bu konuda izin verir misin? Tabii. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, tabii. Şimdi aslında dünya ciddi problemler yumağı haline geldi. Evet. İktisadi evet. Manada. Ve bir türlü de bu problemleri çözebilecek reçeteler ya da uygulamaları biz göremiyoruz. Popülizm de zaten bu problemlerin bir neticesi olarak ortaya çıktı. Sağ popülizm ve bu problemlerin her zaman olduğu gibi bir sorumlusu yani bizim dışımızda suçu dış güçler, komplo teorileri değil mi? Bu işte Türkiye'de dış güçler olarak ortaya çıkıyor. Her yerde, Macaristan'da da işte Soros mesela. Amerika'da Trump'da Meksikalılar oluyor. Avrupa'da işte göçmenler oluyor. Sonuçta o toplumun kendi dinamiklerini yaratan güçlerin dışındaki güçlere suçu dışsallaştırıyoruz yani bir şekilde. Dünya bir süre daha böyle gidecek. Buradan nasıl çıkarız? Benim kanaatime göre bu gelişmeyi manada bu ve benzeri gelişmeleri önemsiyorum. Uluslararası yönetişim sisteminin tasfiyesinde yenisini kurmak için. Daha pratik ve kısa vadeci sana göre düşünüyorum. Uzun vadede senin dediklerine katılabilirim. Ama kısa vadede sonuçta bir organizasyona... Bugün de hayatta kalmamız lazım diyorsun. Aynen. Çok uzun vadede hepimiz öleceğiz meşhur Keynes'in sözü. O bile tartışılabilir hale geliyor. İkinci Dünya Savaşı kurumlarının artık yeteri kadar arzu edilen fonksiyonları yerine getirmediğini biz görüyoruz. Aslında bugün yaşadığımız siyasi ve ekonomik problemler de birazcık o üst yapı kurumlarıyla ilgili. Nasıl hani Türkiye içerisindeki bir takım kurumsal eksiklikler sonuçta ekonomik olarak karşımıza ekonomik problem olarak çıkıyorsa, siyasi problem olarak çıkıyorsa, uluslararası düzeyde de böyle. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı sonra ortaya atılan o organizasyon, dünyadaki yönetişim organizasyonu artık işlevini yerine getiremiyor. Onlardan biri de tabii dolardı, uluslararası ödemeler sisteminin ve Amerikan hakimiyeti keza aynı şekilde. Dolayısıyla bu blockchain uygulamaların, özellikle bu muhtemelen 44 para biriminden bahsediyorsun. Bunlar dünya ticaretinde belli bir ağırlığı 90-95 falan paralardı. Bu çok önemli bir gelişme. Ama ben çok da saf olmak istemiyorum. İyimser bir beklenti içerisinde olmak istemiyorum. Çünkü Amerika'nın
en önemli avantajlarına, askeri gücü falan bir tarafa bırakırsak, iktisadi manada doların senyoraj geliridir. Bunun evet. Çünkü böyle bir senyoraj geliri olmasa Trump gibi bir lidere tahammül edememesi lazım Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani zaten o yüzden de bu organizasyonun biz değişmesi taraftarı, uluslararası sistemin tekrar organize edilmesi taraftarız. Aksi takdirde bu sorunları çözmemiz mümkün değil. Yani bu 44 para biriminde alışveriş, yani para göndermek mümkün olduğu için doların dünya ticaretinde illa dolardan geçme zorunluluğu ortadan kaldı. Dolayısıyla hani o ikili anlaşmaların daha kolay, ne bileyim işte Rusya ile bir ticaret mi yapacağız? Bir ruble takası üzerinden ya da işte Türk lirası takası üzerinden bunu yapabilmek daha kolay olacak artık. Doğrudur. Ve çok maliyeti de çok düşük olacak. İnsanlar buraya da yönelebilirler. Tabii. Artı bu 44 para biriminin içerisinde kripto currency'ler de var. Şimdi o da enteresan bir mesele. Nasıl yapıldı? Şimdi ben bunun bir şey yönü olduğunu da düşünüyorum. Yani IBM'den böyle bir şeyin çıkması durup dururken, üstelik de az önce söyledim, benim duyduğum kadarıyla bu BIS'te bu işler nasıl olsun diye tartışılırken küt diye IBM'in bunu ortaya çıkartması bir ulus devlet, yani bu dünyada bu asıl bugün tartışacağımız konunun arka planında bu çekişmenin de olduğunu düşünüyorum ben. Ulus devletlerle dev şirketler arasındaki bir iktidar savaşı. Yani eskiden ulus devletlerle öyle bir hükümranlık alanı söz konusuydu. Şirketler tek tek bu ulus devletlerin içerisine girmiş. Şimdi ben plutokratik oligarşinin diktatörlüğü altında yaşadığımızı düşündüğüm için, yani uluslararası yüksek memurlarla büyük finansal sermayenin oligarşik bir şu andaki durumumuz ona çok uygun. Bütünlüğü. Dolayısıyla bu aynı zamanda Amerika gibi ulus devletin öncüsü sayılabilecek. Jandarmalık yapan, bütün küresel ölçekte güvenlikten kendisini sorumlu hissedip buna göre hareket eden bir ulus devletin temel iktisadi hükümranlık alanını sarsmaya dönük, bunların hepsi detaylı okuma yapmadan söylüyorum. Belki de böyle bir durum yoktur. Bir girişim aynı zamanda. Dolayısıyla ama gidişat o yönde. Bir de bunu bir kenara koyup, bunun çünkü hayatımızı radikal olarak değiştirecek yönleri var. Onları da bir ara tartışmamız çok uygun olacak. İkincisi de yine bu alt üst oluşla çok ilgili bir hikaye. Yani ilk bakışta doğrudan bir bağ yokmuş gibi duruyor ama bu Yeni Zelanda'daki mesele, yani o beni bir anda çok paniğe sevk etti diyebilirim şu yönüyle. Yani hani olayın kendisi zaten büyük bir vahşet, işte büyük tehlikeler, tehditler barındıran bir şey siyaseten, ama şimdi Yeni Zelanda çok uzak bir yer. Yani ben Avustralya'da bir 3 ay falan kaldım. Hakikaten uzak olmanın ne olduğunu orada biraz vakit geçirince anlıyorsunuz. Yani bu taraftan birisi evet, olarak. Ama uçağa binip 6,5 saat uçtuğunda vardığın yer Yeni Zelanda. 9 saat uçarsan Singapur'a varabiliyorsun. Yani hakikaten uzak bir yer. Ve bu kuzey tarafından, yani Sydney'den bahsediyorum. Güneyde daha da uzuyor bu yer. O büyük okyanus gerçekten çok büyük bir yer. Şimdi burada gidip 50-100 kişiyi öldürsen bunun dünyada şok edici etkisi fazla olmaz. Yani oradan haber gelecek, zaman farkı var, işte o yumuşayacak bilmem ne falan filan, bir sürü şey var. Ama bunun farkında olduğu için adam bir kameraya kas takarak naklen yayınladı. Ben bunu seyrettim, o videoyu. Yani bir 9-10 dakikalık bölümünü seyrettim. İnanılmaz bir etki yaratabilecek bir potansiyele sahip. Çünkü böyle şey görüyorsunuz, işte adamları vuruyor. Video fazla, oyunu video, gibi. Fazla da kan yok. Video oyunu gibi, evet. Yani o bol öldürmeli, şiddetli video oyunları var ya, orada bir gerçeklik algısı var, yani sanal gerçeklik var. Şimdi bu video aracılığıyla aslında ilk defa, ya da belki daha önce olmuştu ama ilk defa büyük bir şekilde, ciddi bir şekilde o sanal gerçeklik bizim kendi gerçekliğimize taşmış durumda. Şimdi bu çok korkulması gereken bir şey. Matrix gibi. Matrix bir durum. Gibi. Yani Matrix daha başka bir yönden gidiyor. O çok tartışılması gereken bir konu ama yani ben çok o görüşlere itibar etmiyorum. Ama teknoloji, Açık Radyo'da da işte bir buçuk yıldan fazla bir süredir teknolojinin iktisadi ve toplumsal sonuçları üzerine bir program yaptığımız için teknolojiyi çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Bu yapay zekanı bizi kontrol edecek, bizim yapay zekayı kontrol edecek falan diye böyle bir tartışırken birdenbire şimdi böyle bir gerçeklik taşmasıyla karşı karşıya kalıyoruz ki popülizmin
kendi gerçekliğini yaratma konusunda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu düşünecek olursak politik planda, bu taşmanın önemi misliyle çarpılıyor bence. Virtual reality yaratmış yani, oluyorlar İngilizce tabiriyle. Evet. Popülizm zaten bir algı yönetimi olduğu için. Evet. Bu burada imkanları sınırsız hale getiriyor ve bunun bizim gerçeklik duygumuzu bu şekilde sakatlayacak biçimde bir taşma ortamı ortaya çıkarsa, evet, bunun belki bir siyaset bilimcilerle şunlarla bunlarla tartışmamız gerekiyor. Yani benim de çok uzman olduğum bir konu değil, sadece amatör bir takipçi olarak bunu yapın. Bu parantezi de kapatayım. Şimdi konumuza girelim. Bence popülizmin bu iktisadi temeli. Tartışmakta çok fayda var. Evet. Çünkü geleceğimizi bunlar yönlendirecek diye, evet, ben de düşünüyorum. Ama seninle aynı fikirdeyim. Bunu biraz sosyolojik, hı-hı, ve siyasi tarafı olduğu için. Bu arada Tayfun Atay'ın pazar günü yazdığı yazı tamamen başka bir konu ama buraya da eğitim kanalıyla buraya da saplanacak bir şey. Onu da herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Evet, bugün de zaten bu popülizm konusunu ele alırken bu yani Türkiye'nin de sahip olduğu bir takım problemlerin, hı hı, aslında bununla ilişkili olduğu, mesela eğitim, evet, problemi, işte bunu da tartışmakta fayda var. Onu da yapacağız arkadaşlarımızla. Tabii. Şimdi hocam, bu popülizm kavramı bizim için çok yeni bir kavram değil zaten, hı hı, biliyorsunuz. Son literatürün aslında çok sahiplendiği ve ona atfedilen bir argümanı. Bazı toplumsal hareketleri, evet. Popülizm. Daha çok hani bu siyasi manada geniş kitlelerin duygularını yönlendirebilmek için oradan gelen isteklere uygun davranabilme. Evet, ama o solda şöyle bir ayrım var. Onu baştan yapmakta fayda var. Çünkü o da çok karıştırılıyor, görüyorum, evet, bu tartışmalarda. Şimdi devrimci kalkışmalar da bir şeydir. Popülizm. Geniş halk kitledir. Popülizm ve onlar arasındaki temel fark ve özellikle bu sağ popülizmde çok görülen ayırıcı özelliklerden bir tanesi opportunistik, yani fırsatçı tavır, değil mi? Sonuçta mevcut sistemin değil de mevcut sistem içerisinde kendine pozisyon açmakla ilgili. Evet. Öteki ise kitle hareketleri ise mevcut sistemi meydan okuyan, daha özverili, bilmem, yani opportunizmden son derece uzak. İşte Alem de mesela, değil mi? Yani sonuçta, evet, o meşhur fotoğrafı vardı. Ama işte ikisi arasında temel farklardan birisi o. Bir başka farkın da bilmiyorum, katılır mısın? Kurumsallık. Evet. Yani bugünkü yaşadığımız popülizm daha pragmatizmi içeriyor ve bugün geniş kitleleri harekete geçirebilecek bir söylemi yarın siz terk edebiliyorsunuz. Evet. Onun yerine başka şeyler kullanabiliyorsunuz ama geçmişteki Harun popülizm Karun bir meselesi, sistem tartışması. Aynen, yani ülkemizde de görüyorsunuz. Bir baştan söylemekte fayda var. Bu program itibariyle biz siyasi ve sosyolojik manada bunu tartışmıyoruz tabii, evet, ki. Bu arada Zafer Toprak'ın da bunda seyircilerimizin de haberdar olmasında fayda var. Müthiş bir eseri var Türkiye'de popülizmle ilgili. Zafer Hoca bunu, yani Osmanlı sadece Birinci Dünya Savaşı sonrası, öncesi ve sonrası dönemi kapsayacak bir şekilde ele aldığı müthiş bir eseri var. Belki fırsat olur. Tarihsel boyutuyla Türkiye'de popülizmin, evet, tarihiyle ilgili de konuk alabiliriz. Alabiliriz, evet, çok iyi olur. Hı-hı. Yani konu çok derin. Şimdi bizim popülizmi iktisadi boyutuyla ele aldığımız zaman şöyle bir tarif etmekte de fayda var popülizmi. Ekonomik anlamda ne anlaşılması gerekiyor? Çok kullanılan bir şey. Genellikle ekonominin işte istenmeyen iki unsuru vardır. Enflasyon, işte bütçe açıkları, bu özel sektörün ve kamunun açıkları, bütçe açıkları, gelirlerinden daha fazla harcama davranışı. Popülizm genellikle bu enflasyonu ve açıkları, bütçe açıklarını dikkate almadan büyüme ve gelir dağılımını iyileştirmeye yönelik politikaları oluşturmak ya da o politikaları dizayn etmek şeklinde tanımlanabilir. Tabii belki biraz önce bahsettiğin Allende örneği bunlardan, hani gelir dağılımını düzeltmeyle ilgili şeylere
amaçları ön plana çıkartabilir. Ama bizim ülkemize baktığınız zaman genellikle popülizm özellikle 70'lerde hatta belki bir ölçüde 60'ların sonlarından itibaren başlayan bu eğilimde daha çok enflasyon büyüme odaklı bir popülizm söz konusu ve Türkiye'de siyasilerin bütün amacı büyümedir. Evet. Öyle değil mi? Yani büyüme demek oy demek olduğu için. Oy demek olduğu için dolayısıyla büyüme oranına ciddi siyasiler açısından büyük bir hassasiyetle yaklaşılır. Düştüğü zaman bunu da zaten seçimlerde de görürüz biz genellikle geçmişe yönelik. Hı hı. Zaman serisi analizleri yapıldığında kamusal destek buna kamuoyu desteği azalır. Ekonomi büyüdüğü zaman da tam tersi yönde destekler artar. Türkiye bu dönemleri çok yaşadı. Genellikle gelir dağılımı çok amaç değildir. Benim hatırladığım kadarıyla bir siyasi partinin ülkede gelir dağılımını ben şu seviyelere... Burada bir parantez açabilir miyim? Bir yeni, yani benim yeni fark ettiğim bir çalışma Ali Bilge Açık Radyo'da dile getirmişti. Oradan fark ettim. LSE'den bir Türk'le bir başka arkadaşı ortak. Şimdi künyesinde şey yapayım ama onu nasıl olsa ele alırız diye o makaleyi indirdim ben. Türkiye'de seçimlerle, yerel seçimlerle özellikle kamu harcamaları, yerel belediye harcamaları arasındaki bağ inceleyen bir makale yazmış. Yerel bütçeler. Yerel bütçe. Evet evet. Yani yerel yönetimlerin bütçeleri. Özellikle bu veriyi nasıl bulmuş acaba? İktidarın harcamalardan bütün belediyeler basıyorlar ya. İktidarın elindeki belediyelerde olağanüstü büyüme oluyor. Seçim, yerel seçim öncesi. Sonra tekrar normale dönüyor. Bu tahsisatlar son zamanlarda genişlemesi oradaki bankaların. Ama bu çok uzun zamandır. Özellikle bu AKP'yi yeni popülizmin bir temsilcisi gibi görecek olursak eğer. O dönem boyunca çok yoğun çat koymuş ve ekonometrik olarak falan göstermişler. Çok enteresan. O makaleyi de ben de sana da iletirim. Şey yapalım. Belki Ali Bilge'yi de eğer uygun olursa konuk olarak alabiliriz. Tabii. Benim bu Türkiye'deki popülizmi bir siyasi görüşle sınırlamak istemem açıkçası. Yani bu AKP'dir. Evet. Ya da bir yöntem, bir araç gibi düşünmek. Bu Türkiye'deki siyasetin araçlarından birisidir. Evet. O yüzden çok fazla büyüme konuşuluyor. Hmm. İktisat denilince ekonomik büyümeye odaklanıyor insanlar. İktisatın en zayıf ölçülen tarafı. Aynen. İktisat teorisinin ya da iktisatta politika yapmanın tek amacı büyümeyi sağlamakmış gibi. Mesela konjonktür olarak gelir dağılımı, mesela Türkiye gibi geri kas sayısının 40'larda olduğu ve OECD içerisinde en kötü gelir dağılımına sahip bir ülkede nedense hiçbir siyasi aktör bu gelir dağılımıyla ilgili bir politika iyileştirmeye yönelik bir politika önermiyor. Öyle değil mi? Yani ya da önerenler de ön plana çıkartıyor. Önemini diyelim, önem sırasında herhalde ilk sıralarda değil. Önce büyüme deniliyor. Evet. Çünkü gelir dağılımını da büyüme yoluyla düzeltmeyi amaçlıyorlar. Ekonomi büyüdüğü zaman hiç kimsenin gelirine dokunmadan o büyümenin yarattığı bir takım ürünlerle farkında olmadan bunu düşünüyorlar. Bence bu bağı kurabilecek kapasitede değiller. Tamam, onu bilemem. Yani bazı iktisatçı, siyasetçi olan arkadaşlarımız herhalde farkındadır bu işin ama tabii siyasetin doğası gereği yani o mekanizma böyle bir sıralama ortaya çıkartmıyor. Çünkü siyasetçiler genellikle kısa vadecidirler, iktidarı düşünmek zorundadırlar. İktidarda kalabilmenin de süresini uzatabilmek için de büyümenin önemli bir şey olduğunu, parametre olduğunu düşünürler. Ancak büyümenin şöyle bir de özelliği var. Sürdürülebilirlik denilen bir şey var. Yani bizim gibi ülkelerde özellikle büyümenin dinamiklerine baktığınız zaman Türkiye'de kısa vadede büyüme daha çok finansman imkanlarıyla ilgilidir. Ülkenin finansal imkanları, tasarrufları yeterliyse, yüksek orandaysa siz büyümeyi belli oranların üzerinde uzun süreli sürdürebilirsiniz. Ama değilse o zaman dış finansman devreye girer ve dışarıdaki o kısıtlarla siz bu işi yapmaya çalışır el verdiği ölçüde. İşte 17 yıllık Türkiye realitesi, 2002'den sonraki 17 yıllık Türkiye realitesi budur. Dışarıdaki kısıtları çok fazla kafaya takmadan yüksek büyüme ve harcama politikaları, istediğiniz gibi harcama
yapabildiğiniz bir ortam yaratılmıştı. Peki bu imkanlar ortadan kalkınca ne olur? Şimdi aynı politikalar doğal olarak dış konjonktürdeki değişmeye bağlı olarak kaynaklar kısıldığı zaman eğer diretirseniz bu sefer de enflasyon olur. Yani dış borç stoğu yerine siz enflasyonla karşı karşıya kalırsınız. Yani Türkiye'nin 17 yıllık bir geçmişine bakarsanız bugünden geçmişe yönelik kısa bir tarihine inanılmaz bir cari açık potansiyeli ve beraberinde dış borç stoğundaki artış ve enflasyonda düşüş yaşarsınız. Yani dış borçla enflasyon ters yönlü bir ilişki içerisinde birbirini ikame etmiştir. Türkiye yani enflasyonu düşürmüş, enflasyonu yapısal tedbirlerle belli bir seviyeye hapsetmiş bir durumda değil. Uluslararası imkanların el vermesi sebebiyle onu borçla ikame etmiştir. Aslında ikisi de aynı şeyi işaret ediyor makro düzeyde, harcama düzeyinde ya da büyüme politikası olarak. Ama birbirinden farklılığı semptomlarla ortaya çıkıyor. Geçmişte mesela 90'lı yıllarda dış imkanlar bu kadar elverişli olmadığı için ya da 80'lerde aşırı büyüme hırsı yani popülizm bir uzantısı olarak aşırı büyüme hırsı doğal olarak enflasyon olarak bizim karşımıza çıkıyordu. Enflasyon tek başına bir sonuç değil. Bazı şeylerin tek başına bir ortaya çıkan bir şey değil. Bazı yaptığınız politik uygulamaların neticesi yani vücudun değil mi bir yerinde evet. Hastalık olur. Ateş olarak o önce sinyalini verir ama ateşi siz düşürerek o hastalıkla mücadele edemezsiniz. Asıl sadece kendinizi rahatlatmış olursunuz. Evet, rahatlatmış olursunuz ama hastalığınız devam eder. Türkiye sanırım 2001 sonrası reformlar uluslararası konjonktürün de etkisiyle böyle bir ikame ya da trade-off'a diyelim alvere neden oldu politikalar sebebiyle. Şimdi uluslararası konjonktür değişince Türkiye eski Türkiye yani yeni Türkiye yani enflasyonu cari açıkla, enflasyonu borçla, dış borçla ikame eden Türkiye, ki yeni Türkiye diyelim ona tırnak evet. içerisinde, eski Türkiye'ye dönecek. Nedir o Türkiye? Yüksek büyüme neticesinde dışarıdan borçlanamayan, cari açık veremeyen Türkiye bu sefer o büyümeyi enflasyonla finanse edecek. Yani izlenilen eğer büyüme politikasında ısrar edilirse Türkiye beraberinde yüksek enflasyonist bir süreç içerisine girecek. Bu kaçınılmaz. Ama bu tabii senin çok üzerinde çalıştığın hani o dış ticarete konu olan evet, olmayan evet. dediğin zaman ülke içerisinde de büyük bir yarılmaya şey. Çünkü enflasyonun en önemli sonuçlarından bir tanesi göreli fiyat yapısını bozması. Bence, ve birileri zarar görürken birilerine değil mi kaynak aktarma yani esas itibariyle. Tabii sektörel gelir evet. dağılımı diyelim. Aslında, gelir bu. Dağılımını bozucu bir etki sektörel yaratıyor. Sektörel ve belki de fonksiyonel. Bakın şimdi zamanında. Mesela geçen seneki büyüme oranı %7'nin üzerinde bir büyüme. Ben hani geçen haftaki malum rakamlardan sonra yorumları izliyorum. Şimdi hatırlayamıyorum çok da özür diliyorum hangi iktisatçıydı ama çok değerli bir iktisatçıydı. Katılıyorum görüşlerine. Geçen seneki büyüme, Ali Ağoğlu, geçen seneki büyüme kredi garanti fonunun yarattığı bir şey. Büyüme diyor. Ama Ali Bey'in vurgu yaptığı ve altına imza attığım konu ise ülkenin çok kıt olan kaynaklarını siz o büyümeyi de yaratabilmek için inşaat sektörüne ve perakende sektörü, yani verimliliği en düşük olan sektörlere siz yapıyorsunuz. Bu tabii ülkenin potansiyel büyüme kabiliyetini azaltıyor. Değil mi? 4.7'ye mi düşmüştü geçenlerde bir uluslararası kuruluş hesaplamıştı? Yani o çok önemli. Geçen sene biz büyümeyi konjonktürel olarak %7'lere çıkarttık ama ülkenin potansiyel gelir yaratma kapasitesini de düşürdük. Neden? Çünkü verimi olmayan alanlarda biz bunu koyduk. Gözden kaçırdığımız önemli unsurlardan biri o. O mekanizmayı belki biraz tarif etmekte fayda olabilir. Potansiyel büyüme ne demek? İşte büyüme ne demek değil mi? Potansiyel büyüme dediğimiz zaman ülkede verili kaynaklar yani şey ne diyeyim? İktisadi kaynaklar. İktisadi kaynaklar değil mi? Sermaye stoku, ondan sonra iş gücü değil mi? Bunların dağıtımı. Şimdi biz bir yerde bir yatırım yaptığınız zaman orada bir sermaye stoku oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla onu o eğer kötü seçilmiş bir sektör ise o orada düşük verimli bir şekilde çalışacak.
Halbuki ne bileyim yeni gelişen ekonomilere uygun işte yüksek teknoloji çalışmalarına yönelik bir stok yapılsaydı o verimli çalışacağı için ileride daha büyük bir büyüme yaratacaktı. Dolayısıyla potansiyel büyümenin düşmesi bu kaynakların nasıl dağıtıldığı, hangi sektörlere yönlendirildiğiyle çok ilgili bir şey. O bakımdan tabii yani, potansiyel büyüme bu şekilde düşüyor yani. Aynen. Ona bir şey daha ekleyebiliriz. Bu tartışma, ekleyeceğim şey de belki tartışmaya açık ama sadece ülkedeki üretim faktörlerinin, sahip olduğumuz mevcut üretim faktörlerinin çalışması neticesinde ortaya çıkan işte ve o faktörlerin düzeyiyle belirleyen bir büyüme olarak düşünülebilir, tarif edilebilir ama o faktörler belli bir organizasyon içerisinde bu faaliyeti yerine getiriyorlar. Var, üretim organizasyonu var değil mi? Piyasa organizasyonu var, siyasi ve bunların bir yönetişim modeli var. Şimdi o yönetişim modeli, o üretim örgütlenme modelinin de sonucudur. Tabii. Üretim yani yeni büyüme teorileri aslında bunu da dikkate alıyorlar. Bunları da esas alıyor. Keza aynı şekilde o üretim faktörlerinin niteliği sorunu da var değil mi? Emek onlardan bir tanesi ki benim çok önemsediğim bir konu onun vasıfları. Evet. Biz o vasıfları yeni ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda yapıyoruz yoksa? Yoksa tamamıyla yeni ekonomi dışında geçmişin teknolojilerine yönelik vasıflarla hatta mı? Hatta saldım çayıra mevlam kayıra tarzı bir yani, işte yapılabilir. Evet yani o da... Oraya vardık gibi geldi bana da. Öyle çünkü milli eğitim sadece eğitimcilerin üzerinde söz söylemesi gereken bir konu değil. Yani olay iktisadi bir boyut kazanmıştır. Dolayısıyla eğitim sistemleri sadece hani psikoloji, sosyoloji veya eğitim bilimlerinin yanında iktisatçıları da içeren ve bir örgütlenme modeli şeklinde toplumsal iktisadi örgütlenme modelinin amaçları, koşullarını sağlamak açısından tekrar dizayn edilmeli diyebiliriz. Yani o konu önemli. Onun üzerinde birazcık durmakta fayda var ilerleyen bağımsız programlar yapmamız lazım. Evet. Ama tekrar konumuza döndüğümüzde Türkiye'de son yıllardaki ve geçmişteki iktisadi uygulamalara bakılırsa ben çok büyük bir farklılıklar görmüyorum. Özellikle sağ iktidarlar ki Türkiye'de çoğunluk onlardan oluşuyor, sağ iktidarlardan oluşuyor. Genelde büyümecidir. Mesela Süleyman Demirel'in rahmetlinin Büyük Türkiye, o büyük mü derdi? Büyük de. Büyük Türkiye ideali vardı ve o da büyümeci bir idealdi. Onun birinci yılında Bülent Ecevit'i anma toplantısında bir konuşması vardır. Belki ilgililer bunu hatırlayabilir. Ben mealen söyleyeceğim. Kendisi ve Bülent Ecevit arasındaki farkı ortaya koyarken demiş ki, ben onu İngilizce falan çevirip bir takım yazılarımda da kullandım. Bülent Ecevit'le benim aramdaki fark, biz geliri büyüme yoluyla geliri arttırmaya, o ise paylaşmaya önem verirdi. Yani büyüme... Güzel özetlemiş. yani bence mükemmel. Ben de ona bir soru sormuştum bir kere. Bir toplantı, bir kere bir araya gelebildik. Ve hasret, o 10 yıl, 12 yıl beklediğim bir soruydu. Bu şimdi. Ben de bir soru sormuştum ama sorduğum soruyu o gün ona sorabiliyordum. Şu anda burada ben ifade de canım, edemem. şimdi bu popülizmin önemli özelliklerinden bir tanesi de uygulama sırasında karşı. Şimdi bazı temel toplumsal parametreler vardır değil mi? İktisadın işleyişin iyi yürümesi için. Evet. Ne bileyim sosyal güvenlik sistemine dokunmayacaksın kardeşim. Yani ne yaparsan yap ama ona dokunma. Şimdi bu tekrar siyasete geri dönerken işte süper emekli, erken emekli bilmem ne sosyal güvenlik sistemini tarumar etmişti rahmetli Demirel. İşte bunu dolayısıyla sordum kendisine. Çok güzel bir cevap verdi tabii kendisinden beklenen bir cevaptı. Cevabı söyleyecek misin? Söyleyeceğim tabii. Dedi ki madem o kadar kötü bir şeydi düzelteydiniz dedi. Dolayısıyla benim muhalefet milletvekili olmadığımı, oranın da meclis olmadığını fark edince sonra bir şeyler daha söyledi ama çok ilginç bir şeydi. Evet ama ben şöyle bir fark da görüyorum açıkçası. Bunları tabii bir kurala, bir bilimsel bir sonuca yönelik
bulgu olarak algılamak doğru olmayabilir. Çünkü gözlem sayısının sıklığıyla da ilgili yani genelleştirme yapmak. Maalesef ülkemizde sosyal demokrat ya da sol iktidarlar çok olmadığı için bunları biz göremiyoruz. Farkı da göremiyoruz. Farkı net bir şekilde göremiyoruz. Ama gördüğümüz bir şey var ki sağ iktidarlar büyüme odaklı ve büyük Türkiye'yi yaratmak için imara, bayındırlığa, çok fazla önem onların veren. Büyüklük vizyonu onunla sınırlı anladığımız kadarıyla. Aynen öyle. Yani zaten onun yaratmış olduğu kültür bugünlere de sirayet ediyor. Ve mesela bir takım piyasa araştırmacıları, toplumsal araştırmalar yapanlar bu bayındırlık harcamalarının, bunu da Murat Yetkin'den ben öğrendim, onun bir röportajından, %7 etki yapıyormuş. Gerçekten. Mesela. Bana biraz yüksek geldi, nasıl ölçüldüğünü de bilemiyorum ama yani seçimlerdeki destek açısından, seçimlerde yani %7 civarı. Oya tahvil olma. Oya tahvil olma açısından. Yani böyle bir şey varsa o zaman biz sürekli kanal yapacağız, köprü yapacağız, kullanmadığımız köprü. Bunu buradan ilan edelim, bu yanlış olabilir. Yani sakın uğraşmayın. Siyasetçileri ama evet. Söylememiz lazım. Yalnız şöyle bir şey var. Sağ ve sol popülizm açısında. En azından hani bu 1963 yılıydı sanırım. Gerçi ben onun yılları yaşım itibariyle bilmiyorum ama okuduğum kadarıyla, yazdığım, çizdiğim kadarıyla. Ecevit'in Çalışma Bakanı olduğu dönemde yaptığı bir uygulama var. Yani biliyorsun ilk grev ve lockout kanunu, sendikalar kanunu falan. Orada, o zaman onun Çalışma Bakanlığı döneminde çıkmıştı. Ben onu çok önemsiyorum. Ortanın solu. Ortanın solu falan. Yani onun ideolojik tarafı ayrı. Ama bu o günün popülizm uygulamasının niteliğini görmek açısından çok önemli. Neden önemsiyorum? 1960'lar Türkiye'nin sanayileşmeye geçtiği yıllar. Yani kırsaldan kentlere bir nüfus mobilizasyonunun olduğu yıllar, senin de bildiğin gibi. Yeni kentler yaratılıyor, yeni sınıflar yaratılıyor. Bir takım insanlar tarımla bağlarını kopartıyor ve işçi sınıfının ve sanayiye yönelik bir hem işçi sınıfın hem bir orta sınıfın yavaş yavaş belirginleştiği yıllar. Tabii büyüme açısından olaya baktığınızda sanayileşmek ve sanayi üretimini arttırmak gibi fiziksel yani üretime yönelik şeyleri ön plana çıkartabilirsiniz, politikaları ön plana çıkartabilirsiniz. Ancak malum ölçeği belli bir üzerinde yani ölçek imkanlarından yararlanabilmek için veya verimliliği arttırabilmek için organizasyonun da çok önemli bir payı var. Yani bu transformasyonu yaratırken tarımdan sanayiye toplumsal organizasyonu, üst yapı kurumlarını da organize etmek gerekiyor. O manada bir çalışan sınıfını, tarımdan gelmiş insanların bu hani sendika yani işçi dayanışmasını pekiştirecek ya da o nüfusu, o emeği işçi yapacak, emekçi yapacak bir organizasyonun, bir mekanizmanın kurulması önemli. Dolayısıyla o dönemki popülizmi bir kurumsal altyapı çalışması olarak, bir sınıf yaratma şeyi olarak ele almak bence çok önemli. Belki belli bir yaş düzeyinde olan arkadaşlar bunları, gençler falan anlamayacaklar. Çünkü şu anda yaşadıkları toplum geçmişe göre, en azından bizim yaşadığımız döneme göre daha endüstriyelleşmiş, daha modernize olmuş bir toplum sistemi. Ama hani senle de konuşmuştuk, bir takım örnekleri hani zaman içerisinde yaşadığımız veya okuduğumuz örnekleri paylaşıyorduk. Benim de bir kurumun tarihini yazarken ortaya çıkarttığım bir şey vardı. Bu işçi sınıfı bilincini yaratmak ne kadar önemli bir şeymiş. Onu görmek açısından son derece de önemli. Şirket sanayi de önemli bir şirket ve İstanbul gibi bir metropoliten büyük şehirden Anadolu'nun işte sanayileşebilmesi için Trakya bölgesine sanayi yatırımları yapıyor, fabrikalar kuruyor. Tabii böyle bir eylemin sonucunda bir iş gücü tedarikinde sorunlar çıkıyor. Bunun için de bölgesel düzeyde çabalarla o bölgenin insanları, Trakya'daki insanları kullanıyorlar. Ancak
yeteri kadar bu iş gücünden verim alamıyorlar. Bunun araştırıyorlar. İstanbul Üniversitesi'nin işletme iktisadı var o dönem 70'lerde. Doğru düzgün bir işletme fakültesi. Hatta belki de tekti. O araştırma falan yapıyorlar. Sonunda raporu veriyorlar ve şu sonuca varıyorlar. Meğersem oradaki işçiler işte Hıdrellez geldiği zaman toplu olarak Hıdrellez'e gidiyorlar. Hıdrellez kutlamasına. Kırkpınar'da güreşler olduğu zaman toplu olarak güreşlere gidiyorlar. İşte düğün dernek oldu toplu olarak. Çünkü hala tarımdan kopabilmiş değiller. Yani bir sanayi işçisiler sosyal güvenlik açısından anlamlı buluyorlar ama tarımdan geçimlerini sağlıyorlar. Yani zamanın hızı aslında eski çağda kalmış. O modern zamanın hızı. Yani iyi kötü arada, tartışma ayrı bir mesele ama yani uyum gösterebilir. Ben bunu şunun için söylüyorum. Yani bu kurumsal düzenleme ve bilinç, sınıfsal bilinç bu toplumsal ekonomik transformasyonda çok önemli. Sadece ekonomiyi bir yerden bir yere getirmek, bir sektörden bir sektöre getirmek önemli değil. Onu getirdiğiniz zaman oradaki nüfusu, oradaki iş pratiklerini, oradaki paydaşların organizasyonu ve o iş modeline göre çalışabilir kılınabilmesi son derece de önemli. İşte popülistler genellikle, popülist iktidarlar, genellikle bütün iktidarlar herhalde bu kısmını önemsemiyorlar ve doğrudan sisteme müdahale edip hani anlık, kısa vadeli sonuçlar üzerine yoğunlaşıyorlar. Oysa bu kurumsal dönüşümü de sağlayabilmek son derece de önemli. Kalıcı bir iktisadi organizasyon yaratabilmek açısından. Evet. Bugünlük herhalde burada kesmemizi doldurduk. Önümüzdeki hafta bu konuya devam edeceğiz. Edebiliriz. Çünkü çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Sen de. Bu konularla ilgili birçok çalışmada küresel düzeyde yapılan çalışmalar da var. Onları da bir zaman içerisinde çeşitli şekillerde paylaşacağız. Tamam. Türkçe'ye çevirdiğimiz ya da İngilizcesi Fransızcası birçok kaynak var. Bütün dünya bu konuyu tartışıyor. Biz neden tartışmayalım? Tabii. Bizde de tartışılmaya başladı zaten. Evet. Yeni. Peki. O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.